Mersin'de Erdemli E-Ticaret Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında 4000 aracı e-ticarete adım attı. Mersinli aracılar e-ticaretteki ilk ballarını pandemi sürecinin kahramanları sağlık çalışanlarıyla paylaştı. Merbal markasıyla e-ticarette yerini alan Mersinli aracıların 1,5 ton balı Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Toğlu tarafından satın alınarak ilçedeki yaklaşık 1500 sağlık çalışanına hediye edildi. Erdemli Belediyesi ilk olarak Türkiye'nin en iyi e-ticaret uzmanlarının içerisinde olduğu bir ekiple arıcıları buluşturdu. Ardından arıcılara 21 gün süren temel eğitim verildi. Pandemi kurallarına göre düzenlenen eğitimde Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği de yerini aldı. Erdemli ilçesinde 800, Mersin genelinde ise 4000 üyesi bulunan birlik, e-ticaret sisteminin de kurulmasıyla hazırlığını tamamladı. Mersin Arıcılar Birliği Merbal markasıyla kendi bal markasını kurdu. Üretici kendi ürettiği balı aracısız tüketiciye ulaştırmak için ilk adımı atarken gelecekten de ümitli. Malumunuz ülkemiz gerçekten sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Dünyada global bir krizin olduğu muhakkak. Az önce çok muhterem başhekimimizin de söylediği gibi biz bu krizi en az hasarla nasıl atlatırsak onun hesabını kitabını yapmanın gayreti içerisindeyiz. Burada tabii ki sağlık çalışanlarımızın, devletimizin, diğer kurumlarının, yetkililerinin gerçekten gayreti çok önemli. Onlara gayretlerinden dolayı zaten ilçemiz adına, ilçemizde yaşayan insanlarımız adına gerçekten müteşekkiriz. Özellikle kriz döneminde bunu, pandemi döneminde çok iyi gördük ki dünyada hızlı bir değişimin olduğu muhakkak, hızlı bir dönüşümün olduğu muhakkak ve dünyada acımasız bir rekabetin olduğu da muhakkak. Dünyanın en kaliteli limonunu biz üretiyoruz. Dünyanın en kaliteli peynirini biz üretiyoruz. Dünyanın en kaliteli balını biz üretiyoruz. Fakat bunun tanıtımına ve pazarlamasına geldiğimizde ciddi sıkıntı yaşadığımız muhakkak. İşte burada Erdemli Belediyesi devreye girdi ve Erdemli'mizde hepinizin malum olduğu gibi dijital dönüşüm projesini gerçekleştirdi. Biz burada yüzlerce girişimcimize önayak olduk. Özellikle e-ticaret konusunda 200'den fazla firmaya biz burada bir ay süresince eğitim verdik. Birçoğunun iş yerini biz açtık. Şu anda Erdemli'mizin ürünlerini ve diğer ürünlerini dünya pazarıyla buluşturuyorlar. Bunun için gerçekten çok gururluyuz ve sevinçliyiz. Çünkü dünyadaki gelişmelere ayak uyduran bir kent var. Bu kentte yaşayan insanlarımız elbette tarımda ileri düzeydeyiz ama pazarlamada da çok ileri düzeyde olacağız. Şu ana kadar biz 150-200'den fazla insanımızın bu konuda sanal alemde dükkanların açmalarına vesile olduk. Belediyemizde yetiştirdiğimiz 13 tane teknik elemanla birlikte bundan sonra da ben de bu sanal alemde yer almak istiyorum. Dünya pazarına Erdemli'mizin ürettiği kaliteli ürünleri buluşturmak istiyorum diyen arkadaşlarımıza da bizim yetiştirdiğimiz Erdemli Belediye'mizin yetiştirdiği gençlerimiz onlara da eğitim vermeleri ve dükkanlarını iş yerlerini açmaya hazırlar. Bildiğiniz gibi bunun projesinden tutun da bütün internet altyapısını belediyemiz tek kuruş bedel ödemeden tabiri caizse biz geliyoruz gençlerimize, girişimcilerimize dükkanlarını açıyoruz, anahtarlarını veriyoruz, anahtar teslimi işleri yapıyoruz ve tek kuruş para ödemeden, tek kuruş para çıkmadan sanal alemde dükkanını açmalarına vesile oluyoruz. Biz burada başlangıç sağladık inşallah. Burada biz birlikten aldığımız bağların tamamını Allah nasip ederse Erdemli'mizdeki tüm sağlık çalışanlarımızın hanelerine bir bir ulaştıracağız. Tabi bu şey değil. Yani bir kilogramlık bal onların yaptığı hizmetlerin yanında bizimki gölde bir damla misali değil. Gerçekten bunu biliyoruz ama hani karıncaya demişler ya sen ağzında işte bir lokma bile su, bir damla bir su götüremiyorsun. Bunun ne faydan olacak demiş ki benim safım belli olsun. En azından biz de biliyoruz ki biz safımızı belli ediyoruz. Bizim sağlık çalışanlarımız, hekimlerimiz de gerçekten bizim sağlıklı kalmamız adına, bizim insanlarımızın bu pandemiden en az şekilde etkilenmesi adına gerçekten canları pahasına, can siparişine bir gayret sarf ettiklerini biliyoruz. O sağlık çalışanlarımızı, hekimlerimizi birazcık olsun, bir nebze olsun minnet duygularımızı arz etmek adına, minnet duygularımızı yad etmek adına
İnşallah üreticilerimiz ürettiği bu balları sağlık çalışanlarımıza, değerli başhekimimize ve diğer üreticilerimizle birlikte inşallah sağlık çalışanlarımıza birbirine inşallah iletmenin, ulaştırmanın gayret içerisinde olacağız. Sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ve minnet duygularımıza diyoruz. Arz ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun efendim. Yenişehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediyede en düşük maaş 3.883 lira oldu. CHP Genel Merkezi'nin belediyelerimizde 3.100 liranın altında işçi maaşı olmayacak taahhüdüne uyan Başkan Abdullah Özyiğit, bizzat yürüttüğü toplu iş sözleşmesi süreci sonunda belediyedeki en düşük işçi maaşının 3.883 lira olması teklifine imza koydu. DİSK Genel İş ile Yenişehir Belediyesi arasında uzlaşmayla sonuçlanan toplu iş sözleşmesinin imza töreni CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın katılımıyla yapıldı. Değerli arkadaşlar, gönül istiyor ki, yani bizim gibi insanlar için masanın bu tarafında olmak oldukça zor. Hele benim için daha da zor. Ama tabii ki zor koşullarda, ülkenin içinde bulunduğu zor koşullara paralel olarak biz de güllük gülistanlık içerisinde bu kurumları idare etmiyoruz. Bu koşullarda yapabileceğimizin en iyisini yapmak, sizlerin emeğine karşılık verme konusunda bir davranış sergilemek istedik. Bunun için sendikamızla oturduk, konuştuk. Onların eksik kaldığı yerlerde benim tamamladığım sizlerin hakları dahi oldu. Yani kendimizi bir türlü işveren safına koyamadık değerli arkadaşlarım. Sizler emeği karşılanamaz, emeğinin karşılığını ödenemez insanlarsınız. Onun için ne versek az, onun için eksik kaldıysa şimdiden sizlerden özür diliyorum. Enflasyonun üzerinde bir zam gerçekleştirdik. Ücret zammı oranında yemek gideri 444 TL, yakacak yardımı 480 TL, 1 Mayıs'ta emek ve dayanışma günü yardım olarak 250 TL, 75 TL olan Ramazan Bayramı desteği 300 TL'ye, 75 TL olan Kurban Bayramı desteğini 400 TL'ye çıkardık. Her işçiye bir yıl, birinci yıl 24 yevmiye, ikinci yıl 36 yevmiye ikramiye ödemesi toplamda 60 yevmiye ikramiye ödemesi gerçekleştirdik. Haftalık çalışma saatini 45 saatten 40 saate düşürdük. Özel güvenlik görevlilerimize 150 TL sorumluluk zammı belirlendi. Çocuk yardımı her çocuk için 600 TL'ye çıkartıldı. Çalışanlarımızın öğrenim gören çocukları için 150-160 lirayı konuşuyorlardı. Buradan ihbar edeyim. Dedim ki en az 500 TL ödememiz gerekir. Çünkü bir çocuk okula gidecekse onun annesi babası en azından onun primer ihtiyaçlarını karşılayabilsin. Onun için ilk öğrenim için 500, lise için 600 TL'ye yükselttik. Personelin yeni doğan çocuğuna çeyrek altın, evlenen personele çeyrek altın. İşçimizin, emekçimizin, eşi çocukları, anne babasının Allah gecinden versin vefatı halinde 750 TL'lik ve askere gidecek genç kardeşlerimiz için 500 TL destek noktasında bir sözleşme hazırladık sizlere. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve 25 Kasım Kadına Şiddete Hayır Günü'nde kadın personellerimiz ücretsiz, ücretli, izinli olarak sayılacak. Evet, burada her gün işlenen kadın cinayetlerine de bu vesileyle bir kere daha dikkat çekmek istiyorum. Ve kadına çaresiz, savunmasız, sokak hayvanlarına yapılan şiddeti kınıyorum ve ülkede bu konuda özel bir çalışmanın yapılmasının şart olduğunu ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, bu bahsettiğim
kişiye, yani kişinin durumuna göre değişen koşullar dışında bir çalışanımızın eline bir aylık 3883 TL net ücret geçecek. Eğer evliyseniz, çocuğunuz varsa, okula gidiyorsa koşulları buna ilaveten ayrıca gerçekleşecek. Dolayısıyla arkadaşlar, Yenişehir Belediyesi'nde hiç kimse 3883 TL'nin altında ücret almayacak. Ankara 34. İş Mahkemesi'nin tüm emeklisen için verdiği kapatma kararının Ankara Bölge Adliyesi 29. Hukuk Dairesi tarafından bozulması emeklileri sevindirdi. Tüm emeklisen Mersin Şube Başkanı Adil Alaybeyoğlu, bu kararla 13 milyon 500 bin emeklinin sendikalarına üye olmasının önünde hiçbir engelin kalmadığını belirterek, bu karar çok önemli hukuksal bir belge olmasının yanı sıra fiili ve meşru mücadelemizin de kazanımıdır dedi. Değerli arkadaşlar, bu yıl içerisinde emeklilerin 25 yıldır yürüttükleri sendika kurma hakkı, sendikal mücadele hakkı bu yıl içerisinde oldukça inişli çıkışlı bir yol izledi. Bizler 25 yıllık birikim, deneyim, mücadele geleneğinden 4 yıl önce kurduğumuz sendikamızın Ankara Valiliği tarafından sendika kuramazsınız gerekçesiyle dosyamızı geri gönderen bir süreç başladı. Bu sürece itiraz ettik ve Ankara Valiliğinin bu kararı iptal edildi. Çünkü sendika kurabilme için bu ülkede izne ihtiyaç yok. Hep herkesin kafasını karıştırdıkları bir nokta var. Ya da bizim bugüne kadar 25 yıllık mücadelede önümüze çıkan bir söylem. O da şu: emekliler ne işçi ne işveren, dolayısıyla sendika kuramazsınız. Hayır, biz de kurarız dedik. Çünkü bu ülke hem evrensel hukuk kurallarına, hem uluslararası sözleşmelere, hem de anayasada bu hüküm yasaklayan herhangi bir maddenin olmadığını ve eğer iç hukukumuz buna karşılamıyorsa uluslararası hukukun anayasanın temel maddelerinden biri olan iç hukuk kuralları yerine geçeceğini vurguladık. Ankara Valiliği bu bizim kazanımımızın hemen arkasından bu sefer Ankara Bölge İş Mahkemesi'nde dava açarak sendikamızı bir celsede ve toplam 4 dakika süren bir mahkemede kapatma kararı verdi arkadaşlar. 29. Hukuk Dairesi Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı gibi Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri esas alarak ve anayasamızın 17. maddesinde yer alan herkes yaşama, yasama, yaşama maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir ilkesine dayanarak emeklilerin sendika kurabileceğini ve üye olabileceklerine hükmetmiştir. Bu kararla birlikte 13 milyon 500 bin emeklinin sendikamıza üye olabilir, örgütlenebilir hale gelmesinin önündeki en büyük engel ortadan kaldırılmıştır. Bu kararla çok önemli hukuksal bir belge ve kazanım olmasının yanı sıra fiili ve meşru mücadelemizin de bir kazanımıdır. Bu başarı şubelerimiz, temsilciliklerimiz ve üyelerimiz olarak her türlü eziyete, zahmete ve baskıya karşı emeklilerin sendika kurma haklarının yasal güvenceye kavuşmasının mücadelesini vererek sürdüren, genelde 25 yıldır tüm emekli sen olarak da yaklaşık 4 yıldır sürdürdüğümüz fiili, meşru ve örgütlü mücadelenin de bu kararlı da önemli bir payı, hatta birinci derecede payı vardır. Sağlık Bakanlığı'nca Mersin'e gönderilen 24 adet tam donanımlı yeni ambulans törenle istasyonlara dağıtıldı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bakanlıkça kente tahsis edilen 3'ü yeni doğan olmak üzere 24 yeni ambulans, Mersin Ambulans Servisi Başhekimliği'ndeki törenle hizmete alındı. İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, kentteki ambulans sayısının 122'ye yükseldiğini ifade etti. Yeni ambulanslarla sağlık hizmetlerinin güçlendiğini vurgulayan Bahçacı, acil sağlık hizmetlerinde başarının en önemli göstergelerinden biri vakaya ulaşım süresidir.
acil sağlık hizmetlerimiz yaygın istasyon ağıyla vakalara Türkiye ortalamasından daha iyi bir sürede müdahale ediyor. Bakanlığımız tarafından ilimize tahsis edilen ambulanslarla birlikte eminim bu süreyi daha da kısaltacağız değerlendirmesinde bulundu. İkincilik kırmızı grupta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu evinde Sivas Belediyesi ile 0-0 berabere kaldı. Bu skorla birlikte ligde Tarsus 23 puanla 12. sırada yer aldı. Konya deplasmanında 2-1 kazandıktan sonra çıktığı 2 maçta 5 puan kaybeden Tarsus bu maçlarda gol sevinci de yaşayamadı. 2 maç gol atamayan Tarsus da geçtiğimiz günlerde futbolcuların alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduğu iddiaları sonrası kulüp başkanı Serhat Servet Dövenci'nin 1 Kasım ödeme yaptığı açıklanmıştı. Tarsus İdman Yurdu 2 Ocak'ta Bayburt deplasmanına çıkacak.